Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişin Elemekleri. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet versin cümlenize. Bugün yeleğimizin ön kısmının sağ tarafı kesim yer, şey koltuk yerine geldim. İnşallah Allah nasip ederse. Onun kesimini ve ön tarafın kesimini yapacağız Allah'ın izniyle. Şimdi şu şekilde ön tarafını yapmış oldum. Şimdi hemen kol kısmını katacağız Allah'ın izniyle. Rabbim cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Ne muradınız varsa versin. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Kusuruma bakmayın, bu ara biraz keyifsizim. Kırgınlık var üzerimde. Grip gibiyim. Ne olursunuz sesimde falan bir hatam olsa kusuruma bakmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kol bırakacak. Şöyle lastik yapacak. Yuva oluşturdum zincirden. Şimdi 3 tane de zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Şöyle dönüyorum arka yönünü. Bakın, burası düz. Ön yönüne geliyor. Bu tarafa arka olarak arkadaşlar şurasından bilirsiniz. Şöyle hemen çevirdikten sonra dördüncü, bakalım hemen şöyle sayalım, 1 2 3 dördüncüye trabzanımı batıyorum. Aynı arkada yapmış olduğumuz gibi. 1 2, biliyorsunuz şunu saymıyorum. 3 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımı yaptım. Önde de 8 tane, kollarda 8 tane. Hemen şuradan bir tane alıyorum şu şekilde ve kesme işlemine başlıyorum. 2 tane yaptım ve üçünü bir çıkarttım. Hemen burada kesim işlemine başlamış oldum. Bir zincir çektim. Tekrar burada modelimi katacağım. Bir daha geldiğimde burada fıstık modelini katacağız. Şöyle 2 tane yuva oluşturdum. Tekrar üçüncü, bakalım şu baştaki yuvayı saymıyoruz. İkinci yuvayı oluşturdum. Şu baştakini saymıyoruz. Bu üçüncü yuvam oluyor. Bu dördüncü yuvam. Bir zincir çektim. Hemen trabzana geldim. Şimdi burayı şu şekilde yapıyoruz. Bir iki sıradan sonra ön kesmeye de başlayacağız. Birkaç sıra yaptıktan sonra, çünkü şey çok fazla aşağıda olsun istemiyorum ön kısmını, onun için. Hemen bu şekilde ben bir sıra başıma buraya kesilip bir kere gidip bir örüp bir daha geleyim, burada kesim işlemini göstereceğim. Bakın şimdi 1, 2, 3 tekrar geldim ve döndüm. 9. Örneğim bittiğinde koltuk işlemini katıyoruz arkadaşlar. 9. örneğin bitiminde, tam 10'uncuya başlamada kattım örneğimi. Tabi siz kendi koltuk altınıza göre, boyunuza göre ayarlayın. Şimdi trabzanlarımı yaptım. Burada bir kesim işlemimiz olmuştu. Tekrar bir kesim işlemi daha yapacağız. Şu şekilde bakın. Bir tane daha var. Burada 4 tane biliyorsunuz trabzanımız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane kaldı. Bir tane, iki taneyi kestik. Bir dakika geldiğimizde o ikiyi de keseceğiz. Şuradan bir zincir yapıyorum.
Bir zincir de bu tarafa ve modele fıstığı yapıyorum. 1, 2, 3. Hemen kapadım. Burada zaten biliyorsunuz arkada da 3 fıstık katmıştık. Bu şekilde hemen benim çocuklar kediyle oynuyor gene. Bu arada hemen modelimi yapıp giriyorum. Şimdi ön tarafta düğme yeri açacağım. 9 sırada bir düğme yuvası açtım. Şimdi buraya 4 tane trabzan yaptım. Şimdi nasıl düğme yuvası açtığımı anlatacağım. 1, 2 zincir çektim. Hemen 1, 2, 3'üncüye battım. Bu şekilde düğme yatağı ala koydum. 3 tane de içeri kısmında modelimize doğru var. 4 tane kenarda var. Trabzanımız 2 zincirle hemen buradan şu şekilde zincir çekmeden şu şekilde kesim işleminde yapmış olacağız. Zinciri kapatacağız. Bakın. Bu şimdi şimdi kesmeyeceğim. Bir dahaki geldiğimde keseceğim. Çünkü bir anda ovarlık oluşacak. Onun için düğmemize pay vereceğim. Kesmeye başladığımız anda dönüyor zaten. Şekilleniyor. Onun için bir dahaki geldiğimizde gidişlerde keseriz. Şimdi başa kadar gidelim. Burada 9 ilmeğimiz vardı. Bir tane daha kesim işlemini yapıyoruz. Biraz kameram döndü. Şu şekilde bir tane ördüm. Bir de şu çubuktan aldım. İkinci. Ve kapadım. Bakın. Şimdi buraya çok fazla zincir çekmeden bu şekilde kapatıyorum. Bir zincirle. 1, 2, 3, 4. Buraya da 4 tane zincir çekiyorum. Çünkü burada modelim bitmiş oldu. Tekrar trabzanlarımı yaparak kenara kadar gidiyorum. Kenarda tekrar kenarda başlayacağız artık kesime. Bir model buradan keseceğiz. Şu şekilde de 1,5 model de önden keseceğiz. Bir keselim, kesim işlemini görelim. Şimdi öne kadar gidiyorum. Şimdi öne kadar geldim. Bakın düğme yatağımızın kaç tane alakoymuşsam 2 tane alakoymuştum. 2 tane trabzan yaptım yuvanın içerisine. Şu şekilde şimdi trabzanlar yapıyorum. 8 tane. Ondan sonra kesme işlemine geçiyoruz. Koltuktan 5-6 sıra sonra. Çünkü hemen tığ işinde overlock oluşuveriyor. Onun için koltuktan 5-6 sıra sonra yapıyoruz. Şu şekilde birinci kesme işlemini yaptım. Şimdi burada 4 tane trabzanım var. Onu yapıyorum. Bu şekilde bakın. Trabzanları keseceğiz ve modeli keseceğiz. Hadi bakalım bu şekilde de öbür kola kadar gidelim. Bakın şu şekilde oluşmaya başladı. Kesim işlemimiz. Hemen trabzanlarımı örüyorum. Kesim yerine kadar geliyorum. Kaç tane trabzanımız var? Sayalım ki trabzanlarımız burada eksilmesin de fazla da olmasın. Onu unutmayın. Bakın şimdi buradan kesme işlemine başlıyorum. Şu şekilde. Nereden kesmişsem oradan şuradan. Bakın. Bir. Ve buradan da alıyorum. Şöyle.
Bir bu. Bir de buradan alıyorum. İki. İkisini bir kesiyorum. Bir. Bir zincir çekiyorum. Ben karşıya batıyorum. Artık buraya model koymayacağız. Şu şekilde. İki zincirle trabzanlarıma devam ediyorum. Pardon. Bir zincirle trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Çünkü arkada kesim işlemi trabzana kadar biliyorsunuz. Bir kesimimiz kaldı. Arka bitiyor kesimi. Arkada ne kesmişsek koltukta, önde de onu keseceğiz. Şimdi modele geçiyorum hemen. Bir zincir tekrar fıstıkları katıyorum. Öbür başa kadar bu şekilde yaparak modelimizi devam edelim. 8 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 9 ve 10'u kesiyorum. Bu şekilde. Trabzanlarım da yavaş yavaş bitiyor. 2 trabzanım kaldı. Ön kısmında. Bakın. O da yavaş yavaş ovalaklaşmaya başladı. 2 zincir tekrar modele devam ediyorum. Bu şekilde modellerimizi iç kısımda devam ediyoruz. Bakın. Zaten bu da bir daha geldiğimde bitiyor. Arka kısımda tekrar kolda 8 tane trabzanımı yaptım. Ve bu 9. trabzanım ve 10. bu şekilde bir kesim işlemi daha yaptık. Buraya geldiğimizde bir tane keseceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu. Bunu da kestiğimiz zaman burada 8 kalacak. 9 tane oluyor şimdi. Burada 2 zincir çekerek trabzana sabitledim. Artık bu 2 zincir devam edecek. Yelemizin kol kısmı bitene kadar. Şimdi öbür öne kadar devam edelim. 8 tane trabzanımı tekrar yaptım. 9, 10. Bir dakika geldiğimizde bu da bitecek. Bakın şu şekilde ovalyok vermeye başladık. Yani şu kadar daha keseceğiz. Bunu keser miyim? Onu da ölçüsüne bakmadım. Bakınca anlayacağım. 4 zincir. Hemen modeller yapmaya devam ediyorum. Model anlatmama gerek yok. Çünkü modelin yapılışını anlatmıştım. Şimdi artık burada geldiğimde sayacağım trabzanımı, fazlaysa keseceğim. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 tane trabzanım var. 10 tane trabzanım varmış. Bir daha kesiyorum. 9 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir daha geldiğimizde bir daha keseceğiz oradan. O zaman 8'e düşecek. Koltuk. Ön kesimde kesimler uzasa da çok fazla sıkıntı yok. 1, 2, 3, 4, 5. Hadi bakalım modelimize devam. Bakın bu şekilde kolumuz dönüştü. Şu şekilde. Hemen şöyle çekeyim biraz daha. Bakın ön tarafta dönüşmeye başladı. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle keseceğiz işte. Şurada biliyorsunuz bu pay da var, bu da var. Şimdi bu modelimizin artık şu haroşa kısmı bitiyor. Bittiği için burada bir zincirle çakma trabzan yapıyorum. Buraya zincir yaptım. Çünkü burayı da kesme işlemine alacağız. Onun için çakma trabzan yaptım. Şöyle de yapabiliriz. Buradan da keselim bir tane.
arka kısımdan bir tane de ön kısımdan burada iki tane kesim işlemi yapalım. Bir bakalım çok mu dönecek. 8 tane trabzanı tekrar yapıyorum. Tekrar dönüyorum. 8 tane trabzanımı yaptım. Tekrar şuradan kesim işleminden alıyorum ve şurada biliyorsunuz çakma trabzan yapmıştık. Onunla beraber kesiyorum. Şu şekilde. Ve yanındaki de 9 oluyor. 2 zincir çektim. 2 çekmeyelim, 1 çekelim. Keseceğiz artık. Buraya artık fıstık modelini bir daha kesimde ayarlayacağım. Katıp katmayacağım. Burası biliyorsunuz düğme yeri. Artık düğmelerde kesimden sonra katmıyoruz. Hemen modelimi yapmaya devam ediyorum. Bakın. Şu şekilde. Modelimi yapmaya devam edeceğim. Şimdi şu koltuktan giderken bir tane daha kesiyorum ve burada kesim işlemini bitiriyorum. Bir giderken düz gitmek istiyorum. Ve burada kesim işlemi bitti. 8 tane trabzanım kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzan kaldı ve kolda bitti kesimlerimiz. Dikilince daha iyi anlayacaksınız. Modeli, koltuklarını ve şeyi önü. Şu şekilde hemen düz olarak artık devam ediyorum. Kesme işlemimiz bitti kolda. Önde devam ediyor. 16 santimde sanırım kalana kadar devam edeceğim. Kolda 1 2. Hemen modellerimizi yapalım. Kola şeye kadar öne kadar gidelim. Şimdi önde de 8 trabzanımı yaptım. Şurada çakma trabzanımız vardı. Ondan aldım. Bir de fıstık modelini aldım ve ikisini bir kestim. Şimdi artık modele geçtik. Şimdi buraya bir tane fıstık yapacağız. Artık tek fıstığa düştük. Bir dakika geldiğimde de onu keseceğim. Şöyle 3 zincirle karşıya bağlıyorum. Geçiş yapıyorum. Bakın. Şu şekilde de ön tarafı dönüştü. Kesimimiz az kaldı zaten. Ön tarafta da. Hemen modelimi yapmaya devam ediyorum. Şimdi tekrar ön tarafı kesimine geldim. Şuradan fıstıktan alıyorum bir tane. Bir tane de trabzan alıyorum ve kesiyorum. Bu şekilde. Artık neredeyse bunun da kesim işlemi bitiyor. Ön tarafın. Çünkü bu trabzanı ön olarak bırakacağız. Çünkü bu tarafı şöyle yakadan arkaya doğru gidecek. Bu tarafı öne kalacak. Şu şekilde hemen ben onun yerini ayırdım. Bakın. Bu kola gidecek. Şöyle çevireyim. Şöyle kola gidecek. Şöyle. Burası burada kalacak. Bu da önden arkaya doğru yeleğimize pay verecek. Yaka verecek yani. Şuraya kadar da kestik mi işlemimiz bitiyor. Kesim işlemimiz. Kaç tane kalmış? Hemen sayayım ben size modelini. 1, 2, 3, 4, 5 kalacak. 1, 2, 3, 4, 5 kalıyor. Bunu da bitirdikten sonra. Hadi bakalım bunu da yapıp gelelim. Bir dahakine modelimizin kesim yerini bitirelim ön tarafında. Ondan sonra düz bir şekilde kolumuz ne kadara kadar yeterse oradan kol payı vereceğiz. Öreceğiz yani boyunu. Sizin koltuk
Omuzla koltuk arasında ne kadarsa o şekilde. Şimdi burada bir kesimimiz var. Çünkü 7 tane 9 tane tinimiz kalmış. Şu şekilde bunu kapatıyorum. Sonra şuradan bir trabzan, şuradan da bir trabzan alarak ön tarafında işlemini bitiriyorum. Bu şekilde artık kol bitimine kadar bu şekilde öreceğim. Artık bitti. Kesimim falan bitti. Bakın burada da 8 trabzan bıraktım. Burada bir tane eksik yapmışım. Onu arttıracağım burada. Ya da ikisi bir sıra sökeceğim. Öyle geleceğim. Önümüzde bu şekilde arttırmalarını, kesmelerini yaptık. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Güzel oldu. Bakın şöyle düğme yatağımızda böyle geliyor. Bir sıra daha aşağı düğmenin denginden kesseyim. Şimdi bir düğme biraz daha yukarı çıkacaktı böyle. Ama böyle de hoş oldu. Değil yani. Kusurat yok. Artık bu şekilde modelimize devam edeceğiz. Bunun artık kesim işlemi bitti. Kesim işlemlerini bu şekilde yapacağız. Ve artık diğer önünü de başlamasını göstereceğim şimdi. Yanlış yapmayasınız. Bu tarafı ben giydiğimde sağ tarafıma geliyor. Sağ taraftı. Şimdi sol tarafı şu dikkat edeceğiz. Önle koltuğa dikkat edeceğiz. Ön lastiğini katarken onu dikkat edeceğiz. Aynı yöne ikisini de katarsanız yeleklerin ikisi de aynı yöne gelir. Onun için. Hemen şimdi ben bir örneğimi katayım. Şimdi biliyorsunuz bir önceki videomda diğer önümüzün başlamasını göstermiştim. Bu videomda da hemen bunun da ön tarafını göstereceğim. Gördüğünüz gibi ön lastiğimiz bu. Ön tarafı da bu. Bunun da ön tarafı bu. Ama bu lastiği buraya koymayacağız. Buraya katacağız. Çünkü önlüğü modeli burada koymaya başlayacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Şimdi modelini katacağız. Bakın bir trabzan atlayıp ikinciye modelini katıyorum. Bu şekilde. Hemen kapadım. Birinci fıstığı oluşturduk. Şimdi ikinci fıstıktayız. Burada zincir çekmeyeceğim. Bir ikinciye batıyorum. İkinci fıstık. Üçüncüye katıyorum. Üçüncü. Bir trabzan atlayıp dördüncü fıstığı da oluşturmuş oldum. Buraya bir zincir daha çekiyorum. Şimdi trabzanları yapmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 Şimdi bir zincir tekrar 1 2 trabzana batıyorum. Tekrar modelimi katıyorum. Kapadım. Bir zincir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum ve modelimi kattım. Bir trabzan atlayıp ikinciye katıyorum ve modelimi kattım. Tekrar bir trabzan atlayıp ikinciye batıyorum ve bu da ikinci model oluşmuş oldu. Bir zincir. Hemen trabzanlarımı yapmaya 5 tane trabzanımız var. Bunu yapıyoruz. 4 5 1 2 3 4 5 1 zincir tekrar
ve başını doladım. İkinci trabzana tekrar modelimi oluşturuyorum. Bu şekilde başını doladım. İkinci trabzana modelimi oluşturuyorum. Bu üçüncü modelimiz. Dört tane katacağız. Tekrar birinci trabzana atlayıp ikinciye modelimi katıyorum. 3 oldu. Bir tane daha trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Ve burada 5 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bir zincir tekrar ikinci trabzana batıyorum ve bu son modelim. 4 tane katmıştık. İkinci trabzana katıyorum. 3. ve ikinciyi yaptım fıstığı. Şimdi 3. fıstık bir trabzana atlıyorum. Ve kapadım. Bir trabzana atlayıp ikinciye ve kapadım. Bakın, 4 tane fıstık oluşturduk model olarak. Şimdi 5 bir zincir çekeceğiz ve 5 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 2 3 4 5 Şimdi buraya bakalım hemen şuraya nasıl yapmışız. Bir iki zincir çekiyoruz. Bir tane atlayıp ikinciye şöyle yapalım. İki tane atlayalım. İkinciye batalım. Burada biraz trabzanım kaç tane gelmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane gelmiş. 10 tane trabzanı şu şekilde keselim buradan. Fazla gelmiş. Fazla başlamışım. Dedim ya bugün biraz hastayım diye. 1 2 Buraya 8 tane trabzan yapacağız. 3 4 5 6 7 Şunları keselim. 7 8 ve 9 oldu. Bir tane de arkada keseceğim. Bir anda kestiğim anda da toparlayacak. Bu şekilde de ön tarafını ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bunu model katmak için size gösterdim. Bunun ayarını yapacağım. Buradan geriden başlayacağım. Arkada bırakacağım şeyini. Şu fazlalığını ya da kesip böyle bırakacağım. Bakın şu şekilde geldi. Hemen buradan göstereyim şöyle. Fazlalığını bir şekilde ayarlayacağım. Siz bunu 69 taneydi galiba, 69'u geçtim trabzanda. Bakın şöyle lastikler birbirinin üzerine ve düz tarafa gelecek. Bu şekilde. Bu tarafı alta gelecek, düğme deliği üste gelecek. Şu şekilde. Zaten bu ördükçe toparlayacak. Bu da toparladı. Bu da toparlayacak. Gibi. Umarım görüyorsunuzdur. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Şu şekilde modelimi katmış oldum. Bakın. Bu lastiğimiz de bu tarafa gelmiş oldu. Bu da bu tarafa gelmiş oldu. Şöyle giydiğimizde bu sol tarafa geliyor. Bu sağ tarafa geliyor arkadaşlar. Bu püf noktayı unutmayın. Bunda başlarken lastiği koyduk. Bunda da sonda lastiği koyduk. Başlarken değil, sonda lastiği koyduk. Ön lastiğini. Onu unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde de önünü başlamış olduk. İnşallah bir dahaki videomda da bitirmiş. Ve kenarların dikişlerini ve kenar oyasını da yapacağım inşallah. Kenar oyası olduğu zaman yelekler daha güzel duruyor.
ken orayasıyla beraber hepsinin bitmiş bir videosunu atmak istiyorum arkadaşlar. Son halini bir de ütüsünü yaparak hep beraber de ütüsünü yapmak istiyorum. İnşallah bir aksilik olmazsa, Allah işi karışmazsa. Hoşça kalın. Safişin el emeklerinde kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı ve beğenme paylaşma yapmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.